Evet, merhabalar. Geçen hafta fotoelektrik olay deneyini göstermiştim. Şimdi fotoelektrik nedir? Onun kısaca bir arkasındaki fiziğe bakalım. Fotoelektrik olay şöyle. Fotoelektrik metal bir malzemeden ışıkla foton, yani fotonla ışık parçacıklarıyla elektron koparma olayıdır. Şöyle, diyelim ki şurada bir tane metal levhamız var şöyle. Şuradan herhangi bir metal olabilir bu. Farklı farklı metaller olabilir. Şuraya biz ne diyoruz? Katot. Eksi yüklüyoruz bunu. Şurası da anot. Burası da artı. Şimdi şöyle bir voltaj, yani şuradan da bir ampermetre olsun. Şimdi ampermetreden ne zaman akım okuyabilir? Şimdi şurada boşluk var. Herhangi bir şey yok. Tamam mı? Şurası da diyelim ki bir güç kaynağımız olsun. Şöyle bağlayalım. Şurası eksi. Burası altı. Şimdi normal şartlarda buradan akım geçmesi için şu aranın şey olması lazım. Ne olması lazım? Elektronların karşıya hareket etmesi lazım. Ama boşluk olduğu için burada akım oluşmaz. Ama ne zaman akım oluşturuyoruz? Bir tane foton gönderdiğimizde fotonumuz da nedir? H nü dediğimiz E eşittir. H nü değerinde bir tane, yani tabii burada biz şey söylüyoruz. Binlerce milyonlarca foton göndermemiz lazım akım oluşması için. Yani ışık kaynağını gördüğümüzde fotonumuz geliyor. Buradan ne yapıyor? Bir elektron koparıyor. Şimdi bu elektron kopmasına nasıl oluyor? Her metalin kendine has bir eşik enerjisi var. Eşik enerjisi ne diyoruz? W. İş fonksiyonu da deniliyor. Yani bir elektronu bir atomdan koparmak için gerekli olan minimum enerji biz eşik enerjisi veya iş fonksiyonu, bağlanma enerjisi de diyebilirler. Kimyacılar bağlanma enerjisini daha çok seviyor. Bu da iş fonksiyonu dediğimiz W oluyor. Work function diyoruz buraya. Oradan geliyor zaten. İş fonksiyonu. Work function. Tamam mı? Şimdi bunu biz eğer minimum düzeyde şu H nü eşit veya büyükse W'da burada bir akım oluşacak. Tamam, buradan bir U geçecek. Bu akımı. Bu oluşan akıma da biz ne diyoruz? Fotoelektrik akımı ya da işte fotoelektrik sonucu oluşan akıma diyoruz. Peki diyelim ki burada şundan daha fazla bir şey çıktığında ne olacak? Şu W'dan çok daha enerjik bir foton gönderdiğimizde ne olacak? Bu daha fazla enerji verecek. Yani bu iş fonksiyonu daha fazla olduğunda şu aradaki fark ne olacak? H nü eksi W eşittir kinetik enerji dediğimiz fotonlara bir kinetik enerji verir. 1 bölü 2 m v kare. Burada da tabii hızlanacaklar. Biz anotta tabii bir yüksek voltaj verirsek bu daha fazla hızlanacak. Ama minimum düzeyde eğer eşit olursa koparıyoruz ve burada şu dediğimiz iş fonksiyonu ve şey olacak da. Peki bunu nasıl yap? Şimdi foton diyoruz ama ışık tabii gözle görüyoruz ve gözle görmediğimiz ışık da var. Bu nedir? Mesela ultraviyole ışık var veya kızılötesi ışık var. Şimdi kızılötesi ışıkla metalleri biz bombardıman ettiğimizde hiçbir zaman foton koparamıyoruz. Yani koparsak bile metalin çok özel bir metal olması lazım. O kızılötesi ışık da çok düşük bir enerji olduğu için foton koparmamız çok az. Yani şöyle düşünün. Diyelim ki bir tane sporcu var. Atlayabileceği maksimum yükseklik diyelim ki önünde bir duvar olsun. Atlayabileceği maksimum yükseklik diyelim ki 1 metre. Ya da abartalım 2 metre. Adam 2 metreden zıplayabiliyor. Sen tutup bu adamın önüne 3 metrelik veya 4 metrelik bir şey koyuyorsan bu sporcu ne kadar zıplarsa zıplasın orayı aşamayacak o bariyeri. Aynı fotonlar da bir elektron koparmaları için gerekli belli bir enerji gerekiyor. Bu fotonların o elektron koparması için elektronlar da atomu hapsolmuş bir şey gibi düşün, bir futbolcu gibi düşün onları. Sonra bunları diyelim ki şöyle düşün.
Eğer sen fotonun rengi mavi ise kırmızıya göre daha enerjiktir ve oradaki bariyeri elektron çok rahat atomdan koparıyor. Yani oradaki bariyeri aşabiliyoruz. Burada da öyledir. Yani biz kırmızıda kırmızı ışık tuttuğumuzda buraya kırmızı fotonlar diyelim onlara. Ne oluyor? Buradan elektronu koparamıyor. Çünkü ne oluyor? Oradaki enerji H'lu dediğimiz şuradaki enerjimiz ya da şurası yetmiyor elektronu koparmaya. O yüzden sen ışığın şiddetini ne kadar arttırırsan arttır. Yani şimdi şöyle düşün. Bir sporcu oradaki bariyerden diyelim ki atlayabileceği maksimum yükseklik 2 metre kesen 3 metre veya 4 metrelik bir bariyer koyduğunda o sporcu tek başına atlayamaz değil mi? Sen diyorsun tek başına. O sporcuna istersen 100 tane aynı şeye sahip futbolcu koy oraya. O futbolcunun hiçbiri atlayamaz. Yani biz buna ne diyoruz? Yani ışığın şiddetini artırsan bile tam diyor diyelim ki hocam kırmızı ışık koparamıyor. Çok düşük bir diyelim ki şey yoğunluğu var. Ona ışık şeyi akısı diyoruz. Sen ışığın şeyini istediğin kadar artır. Şiddeti ne demek? Daha fazla foton gönderiyorsun. Ama enerjisi belli yani. O enerjisi olduğu için istersen 100 tane sporcu olsun yine atlamaz. Ama diyelim ki bir tane mavi ışık çok uzun boylu bir sporcu olsun. Tamam mı? O ne yapar? O bariyer çok rahat 3 metrelik bariyeri atlayabilir zıplayarak. Tamam mı? Demek ki o yüzden 2-3 tane de olsa bir tane foton bile olsa koparabiliyor. Yani orada buradaki fotoelektrik olay ışığın şiddetinden bağımsızdır. Neye bağlıdır? Sadece frekansa. Frekans dediğimiz nedir? Nü. Nü F olarak da kullanabiliyorsun. F eşittir nü diyebilirsin. Frekansa bağlıdır. Dolayısıyla dalga boyuna da bağlıdır. Yani C eşittir. C eşittir. F lambda diyoruz ya. Burada frekansla dalga boyu birbiriyle ilişkili şeyler. Işık hızı sabit olduğu için frekansı yüksek olan bir fotonun dalga boyu düşüktür. Ve dalga boyu düşük olan bir fotonun frekansı yüksektir. Dolayısıyla mavi fotonun frekansı yüksek olmasına rağmen dalga boyu düşüktür. Hakeza diğeri. Ama burada önemli olan bizim için frekans. Çünkü buradaki E eşittir H mü'de veya HF'de frekans önemlidir. Yani oradaki fotonun senin enerjisiyle alakalı yani frekansıyla alakalı bir durumdur. Ne kadar enerjik bir foton gönderirsen o kadar çok elektron koparırsın. Pardon, o kadar rahat elektron koparırsın ve eğer sen ışığın şiddetini artırırsan daha çok o zaman elektron koparırsın. Tamam mı? Sadece orada kopardığın elektronun sayısı artar. Dolayısıyla akımın artar ışık şiddeti. Ama eğer eşik frekansından daha düşük enerjili bir foton gönderirse bu hiçbir zaman ne kadar yüksek şiddette ışığı gönderirsen gönder enerjisi yetmediği için elektron koparamıyoruz. İşin özü bu aslında. Bu da kuantum fiziğin için yani ışığın tanecikli foton yani kuantum özelliğini gösteren ilk deneylerdendir. Ve temelini de zaten Einstein atıyor teorik temelini. Daha sonra teorik temelini attıktan sonra da aslında daha önce kuantumdan önce bu deney yapılıyor ama açıklanamıyordu klasik fizikle. Kuantum fiziği ortaya çıktıktan sonra kuantum fiziğiyle açıklandı ve ışığın tanecik yapısını da ispatlamış olduk. Bence bu kadar yeter.